Merhaba, bu videomuzda bir değişken oluşturmayı, değişken üzerindeki sayıları arttırmayı, azaltmayı ve bununla ilgili gerçekleştirecek bir oyun yapacağız hep beraber. İlk olarak karakterimizi seçeceğiz. Başlangıçta verdiği karakteri siliyoruz. Kendimize uygun istediğimiz bir tane karakterimizi seçiyoruz hep beraber. Ben fareyi seçeyim. Fareyi uygun bir yere bırakalım. Daha sonra kendimize bir tane sahnelerden bir dekor seçeceğiz. Bu dekoru rastgele seçiyoruz. Evet, bunu seçiyorum ben. Şimdi dizilere geliyoruz. İlk olarak veri bölümünden kendimize bir değişken oluşturacağız. Değişkenimiz de puan adı altında olsun. Belli bir oyunumuz olacak. Bu fareye tıkladığımız zaman puanımızı arttıracak bir oyun yapacağız. Tabii ki fare yerinde durmayacak. Farklı yerlerde sürekli gözükecek, gizlenecek ve yer değiştirecek. Biz her tıkladığımızda puan alacağız. İlk olarak oyunumuzu başlatacak olan tıklanınca kod bloğumuzu yerleştiriyoruz. Daha sonra oyun her başladığında ben 0 puanla başlamak istiyorum. O yüzden tıklandığı anda puanımız 0 olsun diyorum. Ve faremi de başlangıç noktasına getirmek istiyorum. Belli bir noktadan başlamasını istediğim için her zaman 0'a 0 noktası bizim için yeterlidir. İlk olarak gözükecek. O yüzden gözükmesini istiyorum. Gözüktükten sonra bize bir oyunla ilgili bir direktif vermesi gerekiyor. Yani bir şeyler söyleyecek ve daha sonrasında bizden oyun için ne yapmamız gerektiğini söyleyecek. Onun için de kullanacağımız bölüm şunu kullanalım. Puan için tıkla yazalım. Puan için tıkla. Puan için tıkla diyecek, 2 saniye bekledikten sonra artık oyunumuza başlayabiliriz. Sürekli tekrar edecek bir döngüye gireceğiz. Çünkü puanımızı istediğimiz kadar kazanmak istiyoruz biz. İlk olarak tıkladıktan sonra gizlenmesini istiyorum ben. Çünkü puanımı aldıktan sonra hemen arkasından ikinci bir puan almama izin vermesin. Gizlendikten sonra bir saniye bekleyip farklı bir noktaya geçmesi gerekiyor. Bu noktayı da biz rastgele belirleyeceğiz. Belli bir noktaya gideceğiz. Peki rastgele yapmak için ne yapmamız gerekiyor? İşlemlerden gördüğünüz gibi arasında bir sayı tut. Rastgele bir sayı tutacağımız için hem x için hem de y için rastgele oluşturulacak bir bölüm açıyoruz. Sayılarımızı da koordinatlarımızı gördüğünüz gibi 200'lere kadar çıkabiliyor. Ben -200 ile 200 arasında bir x değeri, -140 ile de bu sayıları tamamen rastgele oluşturuyorum. Olabildiğince geniş açı yaratmak için. Burayı artı yaparsak daha mantıklı olacak. Ve daha sonra gizlendikten sonra farklı bir bölgeye gittikten sonra yeniden ben gözükmesini istiyorum. Gözüktükten sonra tabii ki tıklamamız için bir süre daha ortada beklemesi gerekiyor. Tıkladığımız anda puanımız artacak. Eğer tıklamazsa yeniden gizlenmiş olacak. Yani sürekli bir tekrara geri gelmiş olacak. Peki şimdi ne yapacağız? Tıkladığımız zaman puanımızı nasıl arttırabiliriz? Onu yapacağız. İlk olarak bu kukla tıklandığı zaman bir işlem yapacağımız için bu kukla tıklanınca bölümünü alıyorum ve puanımı belli bir sayıda arttırmam gerekiyor. Tamamıyla sayıyı biz belirleyebiliriz. 5 puan arttırsın. Arttırdıktan sonra da tıkladığımızın bize nasıl bir geri dönüş yaptığını görebilmemiz için de bir ses çıkarsın. Ne sesi çıkartabilir? Kayıtlardan gelelim. Mesela rastgele bir ses seçtim. Boeing sesini çalsın. Oyunumu çalıştırıyorum. Puan için tıkla. Tıkladım. Kayboldu. Gözüktü. Gördüğünüz gibi her tıkladığımda 5'er puan alıyorum. Eğer tıklamazsam kedi, özür diliyorum, fare kayboluyor ve geri geliyor. Ya da kedi. Karakterimiz neyse. Bu şekilde. Eğer tıklamaya devam edersem karakterimize bize puan vermeye devam ediyor. Bu oyunumuz da böyledir.